Hamilelik döneminde burun tıkanıklığı yine önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Özellikle de son 3 ay içerisinde ortaya çıkan bir sorun olmakta. Hele de hamileliğin son 3 ayı sıcak bir mevsime, yaz mevsimine, Temmuz-Ağustos aylarına denk geldiyse ve veya beraberinde, öncesinde, hamilelik öncesinde anne adayının burnunun içerisinde deviyasyon varsa. Burada deviyasyon zaten başlı başına burun tıkayıcı sebeplerden bir tanesidir. Ama olmasa bile hamileliğin özellikle son dönemlerinde burun tıkanıklığı bir nevi fizyolojik olarak karşımıza çıkmakta. Nedir? Hem hormonlar, hem rahimin büyümesiyle beraber veya büyümesine neden olan hormonların aynı zamanda burun içerisindeki organlarda da fizyolojik olarak büyümeye neden olması. Bu organlar büyüdüğü zaman içerisindeki kan hacimleri de artacağı için, kan akımları da artacağı için ve tabii ki burun içerisinde büyüdüğü için de havalanma alanından kısmen çalacağı için burun tıkanıklığı ortaya çıkmakta. Bunun bir başka nedeni de karnın büyümesiyle beraber rahimin arkasındaki ana toplar damara basısı, yani karın içerisindeki basıncın artması. Karın içerisindeki basıncın artmasıyla beraber hatta annenin yatma sürecinde bu basıncın daha yükselmesi, kalp ve burnun aynı seviyeye gelmesi nedeniyle burun içerisindeki basıncın, venöz basıncın, toplar damar basıncının artıyor olması, arttığı zaman da burun içerisindeki mukozanın ödemi ve tabii ki tıkanmasıyla sonuçlanmakta. Tabii ki fizyolojiktir, geçici bir dönemdir. Yani hamileliğin sonlanması, bitmesiyle beraber tabii ki azalacaktır ama bu süreç hamileler için elbette bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde kullanacağımız ilaçlar da oldukça sınırlı olması nedeniyle hipertonik tuzlu su solüsyonlarını bunun tedavisinde, tabii hamile çok çok rahatsızlık çekiyorsa devamlı olmamak koşuluyla burun açıcı damlaları belli periyotlarla, kısa sürelerle kullanmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir şekilde bütün hamilelik boyunca burun açıcı damlaların kullanılmasını elbette ki önermiyoruz.